Biden'ın amacı Büyük Asya projesi. Türkiye'yi de bu anlamda baskılayıp, saf dışı bırakıp Yunanistan üzerinden başka bir şeyler yapmaya çalışıyor. E bu proje bizim için hayatı öneme sahip. Şimdi burada Çin'e açık bir şekilde bir meydan okuma var. Sizin yorumlarınızı özellikle hep takip ediyoruz. Bunu söyleyelim. Çünkü her bir takipçimizin düşüncesi bizim için çok değerlidir. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Özellikle Biden'ın bu Asya ziyaretinden bahsetmiştik. Bununla alakalı yine videolarımızda özellikle bahsettik. Ama orada önemli bir husus vardı. Amerika'nın yeni Asya planı. Şimdi Amerika ısrarla Çin'in yol kuşak projesi bir devrim niteliğinde olduğu için yeni dünya düzeninin tüm hatları bu yol güzergahındaki ülkelerce yapılacağı için bu yeni dünya düzenine Amerika karşı çıkıyor. Yani özellikle Çin'in bu bu anlamda yeni dünya düzeninde öncülük etmesini ve Çin'le beraber tarihi İpek yolu dediğimiz Çin'in bir yol bir kuşak projesinin bu ülkeleri kalkındırması ve bu ülkelerin yeni dünya düzeninde önemli ölçüde yer almasını Amerika ve Batı özellikle küresel şeytani sistem istemiyor. Tabi Türkiye'de Avrasya'nın merkez ülkesi olduğu için özellikle Çin'in yol kuşak projesi kapsamında orta koridor Türkiye Anadolu topraklarından geçtiği için de Türkiye'yi muazzam derecede kalkındıracak büyük bir enerji hattı, büyük bir Merkez ülke olma konumunu güçlendiren bir proje bu. E, dolayısıyla Biden işte geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Asya ziyareti vardı. Önce Güney Kore'ye sonra Japonya'ya gitti. Burada işte bir takım açıklamalar özellikle Tayvan yönlü yani Çin'i baskılamak adına bir ziyaret olduğunu zaten belirtmiştik. Biden sadece Avrasya'da Doğu Avrupa diğer tarafında Rusya ile mi sadece uğraşıyor sanıyorsunuz sevgili dostlar? Biden'ın amacı Büyük Asya projesi. Buna Kafkasya projesi, Avrasya projesi de diyebiliriz alt basamaklı olarak. Ama genel anlamda bu alt basamaklarının en üst seviyesinde Amerika'nın bir Asya projesi yatıyor. Amerika, Çin'in bir yol bir kuşak projesini engelleme adına özellikle Biden yeni projeler çerçevesinde Hint Pasifik hattında Çin'in yol kuşak projesine alternatif bir ipek yolu projesi üretmeye çalışıyor. Bunun için de özellikle işte bu Kuat zirvesi dediğimiz zirvede, Japonya'da görüşülen zirvede yeni ülke ülkelerin de buraya katılmak istediği özellikle işte Malezya, Filipinler, Endonezya, bu ülkelerin de bu projeye katılma isteklerini yani isteklerinden bahsetti. Hatta bununla alakalı da projenin daha da genişletebileceğini özellikle söyledi Biden. Şimdi burada Pakistan çok önemli kilit noktada. İmran Han Amerika tarafından yapılan bir darbeyle indirildi. Bunu bizim için hala bir şey değişmedi. Biz bunu savunuyoruz. Yerine gelen Şabbas Şerif tamamen Amerika tandanslı bir adam. Yeni kurulacak olan yani Çin'in yol kuşak projesi Çin'in özellikle 2025'te ilk güzergahı olacak olan güzergahın açılış zamanında Çin ısrarla tabi Pakistan'dan da geçtiği için önemli. Çin burada Pakistan'ı kaptırmak istemiyordu. Ama maalesef yaşanan bir darbeyle biliyorsunuz yakın dönemde İmran Han inince Amerika tandanslı bir adam olan Şahbaz Şerif başa geçmişti. Amerika bunun gibi kendisine biat etmeyen ülkelerde bu anlamda kendi istediği yönetimleri oluşturmak isteyecek. E dolayısıyla bunun içinde kolları savamış durumda. Şimdi Asya'da bunun arayışına çıktı. Çin de bunu bilmiyor mu? Biliyor zaten. Yani bu Hint Pasifik hattı Çin'i çevrelemek adına yaptığı bir ekonomik çerçeve sunuyor Amerika'ya. Ama Amerika özellikle burada yeni dünya düzenini diyor yani hani Biden'ın bir sözü vardı ne diyordu? Yeni dünya düzeni kuruluyor buna biz öncülük etmeliyiz. İşte o bahsettiği o yeni dünya düzeninde öncülük etme hususuna dayanarak kendi istediği bir Çin'den bağımsız bir ipek yolu hattı o yol kuşak projesini alternatif Hint Pasifik hattında başka bir ticaret yolu oluşturmak istiyor. İşte bakın bu mesele çok önemli. Türkiye'yi de bu anlamda baskılayıp saf dışı bırakıp Yunanistan üzerinden başka bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama tabii bu başarısız olur. Yunanistan hattı başarısız olacak. Çünkü Türkiye'ye ihtiyaçları var. Bunu biliyorlar. O yüzden ne yapacaklar? Türkiye'yi kendi istedikleri şekilde parçalayıp veya işte mümkünse bölmek, bölerek kendi istedikleri yönetimlerle bu anlamda Amerikan tandanslı altını çiziyorum. Amerikan tandanslı kişilerle kendi projelerini yürütmek istiyor. Çin yol kuşak projesine bu anlamda karşı çıkıyorlar. Zaten bu Çin'in yaptığı sevgili dostlar 2049 yılında bitmesi planlanan bu proje ki ne zaman başlamıştı ki o da önemli. 2013'te bakın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından 2013 yılında Kazakistan'ın Nazarbayev Üniversitesi'nde ortaya atılmıştı. Yeniden İpek Yolunu canlandıralım. Bu anlamda bölge ülkeleri kalkınsın ve büyük bir ticaret hacmi artık yani ticaretin merkezi doğuya kaysın istiyordu ki çok önemli bir proje. Bunun için bir sürü altyapı kurdular sevgili dostlar. Yani boru hatlarından tutun da o enerji doğalgaz boru hatları, TANAP projesi, Türk akımı projesi, bütün bu projeler doğalgaz boru hatları Çin'in yol kuşak projesiyle doğrudan ilgili. Mesela aynı şekilde Şangay İşbirliği Teşkilatı, BRICS örgütlerinin kuruluşu vesaire hepsi bu hazırlıklardı. Yani bu anlamda çok önemli. Yeni Avrasya Kara Köprüsü'nün geçişi de orta koridorda olacak. Orta koridor nereden geçiyor? Anadolu'dan yani Türkiye'den. Dolayısıyla Türkiye'yi bu anlamda Avrasya'nın bir enerji koridoru, bir merkez ülkesi yapabilir bu proje. E, bu proje bizim için hayatı öneme sahip. Ama işte Amerika... Yeni dünya düzeninin şifrelerini belirtirken bu projenin olmaması için kendi alternatif projeler üretiyor. O yüzden de Amerika'nın yeni Asya planı çok çok önem teşkil ediyor. Hatta bakın Tayvan'a dedi ki Tayvan toprak bütünlüğü Amerika sonuna kadar savunuyor dedi Tayvan'a. Şimdi burada Çin'e açık bir şekilde bir meydan okuma var. Tayvan politikasından dolayı. Çin ne yaptı? O görüşmelerden sonra, o konuşmalardan, söylemlerden sonra savaş uçaklarıyla efendim Tayvan'ın üzerinde uçuşlar yaptı. Yeni bir tatbikat yapılacağı da orada muhakkak. Rusya da çok önemli kilit bir açıklama yaptı. Bakın Rusya'nın bu açıklaması çok önemliydi. Geçtiğimiz haftalarda yaptı. Dedi ki Tayvan bizim için yani Rusya için Tayvan Çin'in vazgeçilmez bir toprağıdır diye bir beyanatta bulundular. Bununla alakalı Kremlin açıklama yaptı. Bu çok önemli. Yani Rusya diyor ki ben koşulsuz Tayvan konusunda koşulsuz Çin'e destek veririm diyor. Zaten Ukrayna konusundan belli bir süre geçtikten sonra Çin de destek vermişti. Biz Rusya ile doğal müttefiyiz, sonuna kadar müttefiyiz, ebedi müttefikliğimiz var demişti. E, nitekim baktığımızda bu anlamda iki devletinde Amerika'nın burada olmasını veya Çin'in yol kuşak projesini baltalamasını istemiyor. Bölge ülkeleri zaten bundan yana değil. Zaten bunun bakın o Çin'in yol kuşak projesinin yani şimdi bazı ayakları var. Mesela siyasi ayağı var. Avrasya Birliği. Türk Devletleri Teşkilatı onun altyapısı. E askeri ayağı var. Turan ordusu. Kim koruyacak bu bölgedeki çok büyük bir ticaret yolu? Yani Pekin'den Londra'ya kadar. Dile kolay. E buraları özellikle Asya ayağını, buradaki işte bazı terör örgütleri, özellikle bu terör örgütleri hep Amerikan tandanslı. Yani El-Kaide, şimdiki ismi Taliban vesaire işte o da farklı bir şey. El-Kaide'nin hücreleri, El-Nusra'sı, yeni işte DAEŞ, PKK, PYD, YPG bunlar hep Amerikan kontrolünde olan terör örgütleri. Dolayısıyla bu terör örgütlerine karşı da operasyonlar daha da artacak. Ve bu güvenliği sağlamak adına Turan ordusu da bu anlamda önem teşkil ediyor. Yani bunun bir askeri bir de siyasi ayağı var bu ticaret yollarının. Ekonomi anlamında da İstanbul bu noktada hep öne çıkıyor. Daha önceki videolarımızda özellikle bahsettik. İstanbul bir finans merkezi olabilir. Bir ekonomi merkezi, bir ekonomi yıldızı, Avrasya'nın parlayan yıldızı olabilir. Tarih de öyleydi. Yani bu eski, o zaman İpek Yolu'nda. Bakın İstanbul öyle bir yer ki Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra Osmanlı yükselme dönemine geçti. Fatih Sultan Mehmet han zamanında ilk defa şu tırnak ucu büyüklüğünde efendim altın para basıldı. İlk altın para Fatih döneminde basılıyor sevgili dostlar. Büyük bir zenginliğe kavuşuyor. Niye? İpek yolunun kavşak noktası İstanbul. O yüzden yeniden bu tarihi, modern anlamdaki İpek Yolunun da Çin'in Bir Yol Bir Kuşak projesinin de merkez noktası aslında İstanbul. Asya ve Avrupa bağlantı yolları bu anlamda çok önemli. Zaten bakın Türkiye uzun zamandır altyapı çalışmalarıyla İpek Yolu o tarihi İpek Yolu'na hazırlık yapıyor. Yani bunu görüyoruz. Yani şimdi bu yapılan Çanakkale köprüleri, Rize Artvin hava alanları vesaire, Rize Artvin havaalanı işte geçen açılışı vardı bir ay önce yaklaşık 3 hafta bir ay önce. Ne dediler sevgili dostlar bütün televizyonlar? İpek Yolu hattı için çok önemli bir güzergah denildi değil mi? Yani bütün ana akım medya böyle vermişti. E bunlar tesadüf mü? Biz bunları yıllardır anlatıyoruz. Yeni anlatmıyoruz ki. Beni tanıyan, çok eskiden tanıyan dostlar veya yazdığım bakın 2015 yılında lütfen Derin Dünya Deleti ve Orta Doğu kitabımı okuyun. Orada özellikle bu bağlantı yollarının olacağını yakın gelecekte bunlarla alakalı projeler olduğu Türkiye'nin buna hazırlandığını söylemiştim. Nitekim 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra 15 Temmuz hadisesinden sonra Türkiye büyük bir makas değiştirdi. Avrasya bloğunda tarihi bir menzilenme içine girdi. O yüzden sürekli Rusya ilişkilerimiz bu anlamda çok önemli. O yüzden İran'la sürekli görüşüyoruz. Orta Asya Türk cumhuriyetleriyle özellikle o Türkistan coğrafyasındaki Türk cumhuriyetleriyle bu kadar görüşüp Türk devletleri teşkilatını daha da ileri seviyelere taşıyoruz. O yüzden 2013 yılında Turan Ordusu kuruldu. Turan Ordusu var şu an. Arkadaşlar araştırın yani bana diyorlar ki hayal. E kuruldu. Azerbaycan, Türkiye, Moğolistan arasında ilk kurulma şey üç ülke. Merkezi Bakü'de, ana karargahı Ankara'da. Moğolistan sonra askeri yetersizliklerden vesaireden dolayı çıkıyor. Kazakistan girdi. Şimdi Özbekistan, Türkmenistan hepsi buna dahil olacak. Ya bunların hepsi hayal değil. Oluyor zaten. Görenler için çok önemli şeyler barındırıyor bu söylediklerimiz. Buna özellikle dikkat çekmek istedim. Amerika'nın yeni Asya planında yine altını çizerek bitireyim videoyu. Çin'in yol kuşak projesine karşı Hint Pasifik hattında Amerika yeni bir yol kuşak projesi üretmeye çalışıyor. Amerika yeni bir ticaret yolu üretmeye çalışıyor. Çin'in yol kuşak projesini engelleme adına. Ama başaramayacak. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Çünkü artık yükselen bir Asya var. Yeniden Asya yeni kurulan düzende, yeni dünya düzeninde Asya çağı başlamıştır. Bunu da buradan söyleyelim. Türkiye'de 2200 yıllık kadim devlet geleneği ve derin kökleri bağlamında Asya'ya yabancı değil. Aksine Asya'da atbaşı ülkelerden biridir. Bunu da bilelim ona göre değerlendirmemizde bulunalım. Sevgili dostlar özellikle yorumlarınızı siz de bu konuda belirtin. E, yorumlarınızı takip ediyoruz. Bu anlamda bizler için önemli e, bir takipçimiz demiş. Yani biz yorum yapsak ne olacak hani siz TV'lerde anlatıyorsunuz. Hiç öyle düşünmeyin. Sizin yorumlarınızı özellikle hep takip ediyoruz. Bunu söyleyelim. Çünkü her bir takipçimizin düşüncesi bizim için çok değerlidir. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.